Yakamoz konuşacağız demiştik. Evet konuşalım. Ee, evet. Senin o çok çok beğendiğin, hı hı. övgülere boğduğun diziyi konuşacağız ama bugün Hürriyet'te bir haber var onunla Orkun başlayalım. Zaten giderken bir daha gelişimde Yakamoz'la konuşacağız çokça malzeme var içinde evet. diye de bizi uyarmıştı. Orkun bugün Hürriyet kelebekteki köşesinde bizim de günlerden bu yana tartıştığımız ve merak ettiğimiz bir konuyu detaylandırmış. Özge Özbirinci ve Kıvanç Tatlıtuğ biliyorsunuz bu dizinin başrollerinde. Fakat afişlerde Özge Özbirinci'nin yer almaması ve sosyal medyasında diziyle ilgili en ufak bir paylaşımda bulunmaması, son olarak da galaya katılmaması, perde arkasında neler oluyor dedirtmişti. Bu programda dile getirmiştik. Ee, peki ee, Orkun ne yazmış? Özgü Özpirinci galaya katılmadı. İddiaya göre bunun nedeni Özgü Özpirinci ile dizinin yapımcısı Onur Güven Tam arasındaki Güven Atam arasındaki dava. Konuşulanlara göre Özgü Özpirinci dizinin çekimleri sırasında sette ciddi bir sorun çıkarıyor. Ee, çekimler ve planlanan sahneler hem aksıyor hem de bazıları çekilemiyor. İki isim orta yolu bulamayınca Onur güven tam oyuncuyu mahkemeye veriyor. Acaba Özge'nin canlandırdığı karakter dizinin sonlarına gelmeden bu anlaşmazlıklar yüzünden mi öldürüldü diyor Orkun Ün çünkü devamı çekilmesi söz konusu ve son sahnelerde Özge evet. yok. Yok. Evet, yani... evet, e, bir dizi, dizinin başrol oyuncusu. Başrol oyuncusu dizisi vizyona giriyor, yayınlanıyor. <laughs> Tek bir paylaşım bile yapmıyor, postu geçtim, bir story bile koymuyor ki biz dizimiz başladı diye mutlaka izleyin demiyor. Ee, ya da ne bileyim herhangi röportajında bahsetmiyor. Biz öğreniyoruz ki oyuncularla ilgili bir problem yokmuş. Bugün de Orkun yazıyor ki e, yapımcı ile ilgili bir <laughs> sorun varmış. Senin kulağına neler geldi bu konuyla? ilgili? Yani yazıyı okuduysanız ben orada kıvanç için bir şey yazmıştım. Yani sözleşmeye imza atmaktan dolayı pişman sanki evet, ama yine kaldım. de elinden geleni. Evet yapmış yani. Orada mesela Kıvanç Tatlıtuğ bir profesyonel olarak evet. sonradan belki içinde olmaktan dolayı çok da hoşnut olmadığı bir projeyi yine de sırtlanmış ve oyun gücünü ortaya koyup Ve orada diyorsun bir şeyler ki eşlikçilerine eşlikçilerine evet, rağmen. Eşlikçilerine rağmen ama işte eşlikçi kısımda sadece Özge Hanım'la alakalı değil setteki başka oyuncular da sürekli seti sakatlayan sabote eden girişimlerde bulunmuşlar. Ama evet. burada mesela sadece onları da suçlayamayız çünkü o platformun başında bir bela var. Yani Hakan Muhafız'dan Atiye'ye, Atiye'den buraya gelen bir bela var. Yani Türk insanını, Türkiye'yi kendi bakış açısıyla değerlendiren, oryantalist biçimde değerlendiren bir kalem var. Yazar yani dizinin yazarı Jason George. Hmm. Bu Jason George'la bizim ekipler hiç anlaşamıyorlar. Aynı sorunlar Hakan Muhafız'da da oldu, Atiye'de de oldu. Burada ay yuka çıktı. Hmm. Bundan sonra da pek çok ekip ee, bu insanın yazdığı şeylerde oynamaz diye düşünüyorum çünkü e, çok müdahaleci hmm. e, yaz yani hiçbir şeye açık değil e, uzlaşma biçimine mesela dizideki diyalogların kötülüğü dikkatinizi çekmiştir evet. yani hmm. çok kötü oyuncuların ağzına sığmıyor diyaloglar hmm. gerçek hayatta böyle konuşmaz bu insanlar falan ama işte Jason George abimiz yazınca onlar da oynamak zorunda kalmışlar ama burada doğru tutum Kıvanç'ın yaptı evet. ne olursa olsun artık sen bu dizidesin ve bu diziyle e, seyirci karşısına çıkacaksın. O yüzden oynamak zorundasın. Profesyonelsin. E, Profesyonelsin. Ya da yani o ana kadar oynama kısmına gelene kadar halledebilirsin meseleyi. Bu arada Özge Özbirimci ile sınırlı değil yani. Hani Tolga Karaçelik de yine yapımcıyla büyük kavgalar. Etmiş. Yazarla işte Jason büyük kavgalar. Hatta bir bölüm daha çekecekmiş. Yani o bölümü çekmemiş. Üç bölümde Tolga Karıcı'nın imzası var. Geri kalan bölümler Umut Aral'ın. Evet, Umut Aral evet, da böyle Netflix'in yani dijital platformun böyle ee... Memur yönetmeni gibi bir şey. Hakan Muhafız'da da o devre almıştı mesela Can Evrenoğlu'dan sonra. Yurtarıcı yönetmen. Evet yani böyle geliyor tık 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 çekiyor Peki, gidiyor Murat vesaire. Peki ne olmuş olabilir sette Özge'nin e, çekmek istemiyorum bu sahneyi istemiyorum şeklinde mi bir yaklaşım ama yoksa yani bütün oyuncuların orada... örgütlenmesi? Aynen yani şey e, dediğim <laughs> gibi yazılan yani karakterler biraz karton farkındaysanız. Yani Hı. aslında burada şöyle bir şey var. Baktığımız zaman işte Arman var Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı. Hı. Arman karakteri işte... Bir amatör denizaltıcı falan böyle işte hı hı. araştırma dalışları yapıyor. İşte çıkıyorlar onlar yakamaz denizaltısına giriyorlar. İşte orada kaptan ölüyor sonra yani bir alfa gidiyor onun yerine işte başka bir alfa geliyor ve o alfanın etrafında gerçekleşen macerayı seyrediyoruz. Biz e, Özge Hanım'ın rolünden memnun olmadığını yani ona yazılan karakterden memnun olmadığını duydum. Evet. Karakteri derinleştirmek istediğini ama bunun da karşılık bulmadığını onun da bu e, şekilde. O zaman kabul etme bu senaryo sana evet. haftalar öncesinden geliyor. Evet. Okuyorsun bakıyorsun diyorsun ki ya şu bölümde de ölüyormuşum ben bunu kabul etmiyorum diyebilirsin. Belki sonradan mı o Amerika'nın George denilen kişi kızdı hayır dedi istemiyorum dedi. Ya o aslında yani şey biraz, biraz da bu bile bile <laughs> yani evet. aslında Atiye ve Hakan muhafız tecrübesini bir şey yani mesela... Tolga Karacelik e, iyi bir yönetmen, evet. değerli bir evet. sinemacı. Evet. Türk evet. yönetmenlerde. Ama mesela böyle bir şeyi hani buna girmemesi gerek mesela. Kendi mesela e, şeye bakalım mesela Onur Saylak'la Hakan Günday hmm. işte bir evet. önceki e, evet. platformun dizisinde kendi alanlarını yarattılar, özgürdüler. Evet, çok ortaya düzgün iyi bir iş çıkmadı ama yine de özgürdüler. Burada öyle bir özgürlük yok. Bu kadar kısıtlama ve daraltmayla karşılaşınca bunu aldılar. Ee, alışık da değiller herhalde. O yüzden böyle bir o set patladı yani. Hani denizaltı. Peki bu emeğe saygısızlık gibi. değil mi bir oyuncunun ya, yaptığı işle ilgili hiçbir paylaşım. Ya yapmaması. bana sorarsanız hangi rolü ve evet. oynarsanız oynayın artık Kamera size döndükten sonra, kadraja girdikten sonra iş Bitmiş biter ya. yani. Yapmak evet. zorundasınız <gülüyor> yani. <gülüyor> burada... Ve elinizden gelenin en iyisini yapmak evet. zorundasınız. Evet, burada eğer Amerika'dan bir müdahale varsa... ...aynı müdahaleye, sıkıntıya, baskıya Ertan Saban ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğunu ben şahane buldum. Onlar da ona maruz kaldılar ben... ama bir şey hissetmiyorsun. Ama Özge Özpirinci, Meriç Aral ve bir grup oyuncu da bazılarının ismini Aha. hatırlamakta zorlanıyorum... Orada bir sıkıntı oldu yani, zaten. Yani Meriç Aral istese de iyi oynayamaz. O yüzden onun herhangi bir e, Sen şeyi... orada diyorsun ki bir torpilli e, iması. Evet yaparsın. ya. Yani şey, ne bileyim hani böyle hak etmediği rollerde görüyorum onu. Yani bu oraya onun o rolüne işte Teğmen Hatice rolüne o, e, onun yerine hak eden çok da güzel becerecek. Kim olabilir? Bir sürü insan var. Yani herhangi biri olabilir. Hmm. Herhangi biri daha evet. iyi olabilir. Hiç oynamıyor. En sonunda mesela son bölümde mi ya da sondan bir önceki bölümde mi bilmiyorum. Duvuş sahnesi var Ertan Saban'la. Bir dakika hangisi? Ertan Saban'la böyle bir şeyin kapının arkasından konuştukları evet. sahne falan. Yani o sahne öyle mi çekilir? Hani şey yani konservatuvar birinci sınıf öğrencisi bile daha iyi oynuyor. Ama mesela Özge iyi bir oyuncu aslında. Özge, İlk ve sonunda tabii. çok iyi oynuyor. Oh, Kesinlikle. Rolünü bulduğumu çok iyi oynuyor. Ama burada öyle değil yani. Burada hani... Küstüm ben oynamıyorum. Zorla. Aynen. Evet, yani Zorla oynuyorum. Anlaşmaya Aynen. imzaya attım Aynen. ve e, açıkçası hele sonlara doğru Ertan Saban ve Kıvanç Tatlı Tu sırtlıyor ve götürüyorlar ikisi de. sen Ertan'ı çok beğenmişsin. Ben Ertan'ı da çok beğenmedim ama ben şu beğendim. yüzden çok beğenmedim. Şimdi mesela ben hiç denizaltı araştırmacısı görmediğim için Kıvanç'ı kabul ediyorum. Evet. Ama pek çok denizaltıcı subay ve astsubay gördüğüm doğru. için Ertan'ın yorumu bana e, çok abartılı geldi. Biraz karikatürize. Hakikaten Belki de en sessiz birimdir denizaltıcılar Hı. ama müthiş bir emir komuta disiplini içinde onu halleder. O kadar çok bağırıyor ki. Yani o da bana, beni bir noktada rahatsız etti. Ha kötü oyuncu mu? Hayır. Müthiş bir oyuncu Ertan Saban. E, şimdi oyuncular özellikle Özge Özpirinç'in içinde bulunduğu grup oyuncular. Onlar farklı bir yerde tutuyorlar kendilerini. Ee, böyle yapımların arkasından tartışılmak, konuşulmak, perde arkasının kurcalanmasını istemezler. Hı -hı. Ama Özge Özpirinci hiçbir paylaşım yapmayarak aslında o kapıları Pandora'nın kutusuna açtı. Aynı. Kurcalanmasını istedi. Bir önceki yapımda 12 paylaşımı var sosyal medyasında. Burada tık yok. Evet. Senin yazılarında bir şey dikkatimizi çekiyor. Hep tırnak içine aldığım bir şey. Daha önce Pera Palas'ta da yazmıştım. <laughs> Aynı şekilde tırnak içine almıştım. Bu yazında da var. Biz böyleyiz. Hı -hı. Evet. Yani. O biz böyleyiz deyince <laughs> aklıma o film geliyor. Aha. Filmdeki oyuncular geliyor. Berrak Tüzün ataç vardı. Evet. Şebnem Bozoklar evet. vardı. Evet. Daha birçok isim vardı. Evet. Zaten şu anda da Evet. Bu Meriç de var. Evet. Bu biz böyle ekibinin özel bir mesela Özge burada olmasaydı Meriç de olmazdı diye düşünüyorum. Ya da Tolga yönetmeseydi Özge de olmazdı. Yani burada şey... bir aile var. Aile diyeyim en masumane tabirle. Bir aile var. Çok iyi arkadaşlar. Birbirlerini çok seviyorlar. Çok da iyi vakit geçiriyorlar ve birlikte de bir şeyler yapmak istiyorlar ama bu birlikte bir şey yapma isteme halleri artık başkalarının önünü kapatır, hmm. e, daraltır ve bu işi biz yapacağız, sadece biz biliyoruz, culuğa falan geliyor ve eleştiri de kabul etmiyorlar. Biz böyle izliyoruz. Tabii biz böyle izleyip geçiyorlar yani falan. Ben o çok hoşlandığım bir şey yani. Yani Özge var diye mi Meriç'te bu sefer? E tabii yani o birbirlerini çekiyorlar. Yani bu, bu da şeydir ya bu arada. Onların icat ettiği bir şey değil yani eğer iyi bir oyuncu işte Arkadaşım, lafı geçen bir oyuncu de. gelirse ya şu rolede işte şunu alalım falan der. Yönetmene, kas direktörüne bir telkinde bulunur. Onlar da kırmazlar vesaire olur yani. Burada da mesela öyle bir toplaşmayı ben görüyorum yani kasta baktığım zaman. Peki.